Babam hoş geldiniz. Babacığım hoş geldin. Nasılsın? Gel babacığım gel. Gel. İyi misin? Gel babacığım. Gel. Buyurun Ömer Bey. Yok ben gelmeyeyim. Babanızın tansiyon ilacı. Tansiyonu yükselirse bundan bir tane verin. Tamam. Sakinleştiricilere verelim mi yine? Yani şimdilik gerek yok. Ama acil bir şey olursa beni arayın olur mu? Sağ olun. Şeyi soracaktım. Bu Mert'in yakın bir arkadaşı vardı. Neydi ismi? İsmail. İsmail. Ya ondan başka görüştüğü kimse yok mu? Ya önceleri biri vardı ama ne? Halil. Ama sonradan bozuştular diye biliyorum ben. Nerede oturduğunu biliyor musunuz? Bizim mahallede oturuyordu ama. Ama yani dedim ya, yani ondan bir şey çıkmaz. Küstüler onlar. Yani belki bir şey çıkar diye bakıyorum işte. Yerini biliyorsan gidelim. Tamam. Tabii gösteririm. Öyle olsun evet. Yani duyduğum kadarıyla siz yakın arkadaşmışsınız. Yani en azından Mert'in nereye gittiğiyle ilgili bir bilgin, bir tahminin var mı? Vallahi hiçbir fikrim yok. Zaten onun pek arkadaşı yoktur. Bir işte bizim İsmail var. Bakalım o da ne zaman pes edecek. Yani dengesizdir o. Mert'e pek güven olmaz. Peki siz niye kavga ettiniz? Ya geçen Şubat'ta ben Sapanca'da bir tane badana işi aldım, tamam mı? İşte dedim bu dangoz da para kazansın. Mal sahibi de Almancı. Bir geliyor, bizimki kafayı çekmiş. Boya desen o biçim. Yetmiyor beyimiz bir de adamın üzerine yürüyor. Anladım. Çok sağ ol. Rahatsız ettik seni. Estağfurullah. Yalnız onun ipiyle kuyuya inilmez. Her şeyi beklerim ben ondan. Ha Yonca, bu arada eğer bizlik bir şey olursa mutlaka haberim olsun. Sağ ol Ali. Sağ ol. İyi akşamlar. Amca, bak ben biraz haritada baktım. Bu birinci yer otopark. İkinci yer telefonunun bulunduğu yer. Üçüncüsü de arabanın en son görüldüğü yer. Belki bir işine yarar. Sağ ol Taner. Gerçekten çok düşüncelisin. Amca, ilk defa benim için güzel bir şey söyledin. Gülru'ya bir şey olmadan onu bulacağız inşallah. İnşallah. Bir şey olmalı, bir ipucu olmalı. Bir arkadaşı var İsmail. Ondan araba bulmasını istemiş. Ondan sonra çıkarken ben Gülru'yla konuşacağım demiş. Mobese kayıtlarına da baktık. İlgili aracın son görüldüğü yer Temyol Tuzla civarı. Adım adım gideceğiz. Bulundukları yer şehirler arası Arter'e bağlanan bir yol. Yani şehir dışına da mı kaçmış olabilir? Telefon sinyalinden yeri tespit ettik. Sapanca civarındalarmış. Geçen Şubat'ta bir tane badana işi almıştım ben Sapanca tarafında. Kevze, Kocaeli, Sapanca. Kim o? Halil. Ömer ben. Hani Yonca ile gelmiştik ya bugün. Hayırdır abi bu saatte? Ya kusura bakma gecenin bir yarısı yine seni rahatsız ettim ama yardımına ihtiyacım var. Buyur abi. Bugün hani şu Sapanca'da bir siteden bahsetmiştin ya. O sitenin adını hatırlıyor musun? Neydi o? Hayal. Yok pardon abi. Ha Hayat sitesi. Hayat sitesi. Numarasını hatırlıyor musun? Hatırlamam mı ya? Bütün evi zararına ben boyadım zaten. 24 numara. 24 numara. Evet. Hayat sitesi 24 numara. Çok sağ ol. Rica ederim abi. Çok sağ ol. Komiser Bey merhaba. Ömer Ekimoğlu ben. Ömer Bey henüz bir haber yok. Ben size şey diyeceğim. Mert'in Gülru'yu nereye kaçırdığı ile ilgili bir fikrim var. Sapanca'da yazlık bir site. İsmi Hayat sitesi. Numara 24. Ben hemen oraya gidiyorum. Tamam. Ben de orayı hemen bir ekip yönlendiriyorum. Bizzat geleceğim. Sizinle yolda buluşuruz. Tamam. Tamam sağ olun.